günleri. Akdeniz Tüccar ve Sanayici İş Adamları Derneği ATSİAD geleneksel iftar yemeğinin ikincisini Anıl Life Otel'de verdi. CHP Hatay Milletvekili Avukat Mevlüt Dudu, İskenderun Kaymakamı Hacı Hasan Özyiğit, Arsuz Kaymakamı Fatih Baysal, Belen Kaymakamı Abdülaziz Aydın, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, çeşitli din ve mezheplerin inanç ve kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, İskenderun Engelliler Derneği sporcuları, zihinsel engelli çocuklar ve ailelerinin katıldığı iftar yemeği, Hatay'ın tüm dünyaya örnek olan onlarca farklı kültür ve inancı, yüzyıllardır bağrında yaşatan kardeşlik ve hoşgörü ortamının özetini yansıttı. ATSİAD Yönetim Kurulu üyeleri Şekip Abacı, Gülden Özdemir, Haşim Sağır, Yusuf Yılmaz, Mehmet Ali Bulut, Galip Biçer, Fatin Bereketoğlu, Recep İnan, Mithat Cerit Binmez, Züher Bulgurcu ve Salim Köybaşı davetlilerini kapıda karşıladılar. Alevi inanç önderlerinden Şeyh Mennan Gündüz'ün okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programı, yine Alevi inanç önderlerinden Şeyh Necati Gündüz'ün okuduğu ezan sonrası iftarın açılmasıyla devam etti. Rabbena inneke te'lemu ma nuhfi ve ma İskenderun Müftü Yardımcısının okuduğu iftar duasının ardından konuşma yapan Akdeniz Tüccar ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Şekip Abacı'nın konuşması sürerken masaların etrafında koşturan, mutluluğu gözlerinden ve çığlıklarından anlaşılan bir zihinsel engelli çocuk herkesin dikkatini çekti. Bir otomotiv sanayinin memleketimize geldiğini düşünün. Yapacağı olumlu etkiyi düşünün. Onlarca, yüzlerce otomotiv yan sanayi fabrikaları ve onların istihdama yapacakları katkı inanılmaz boyuttadır. ATSİAD Başkanı Şekip Abacı, Orta Doğu'da yaşanan katliamlara dikkat çektiği konuşmasında birçok tespitiyle gündemi belirledi. Derneğimizin kuruluş temelinde sosyal ve ekonomik dayanışma ile birlikte birlik, beraberlik, kardeşlik ve toplumsal konulara duyarlılık vardır. İşte mübarek Ramazan ayı bu duyguların en doruğa çıktığı zamandır. Bütün insanlığa ve özellikle İslam alemine Yüce Allah'ın rızasına nail olabilmesi için verilmiş bir fırsattır. Dolayısıyla bu mübarek ayı var gücümüzle, ibadetle, infakla, duayla, iyiliklerle ve oruçla geçirmeye çalışmak ve bizleri Kadir Gecesi'ne ve de bayrama ulaştırması için Yüce Rabbimize niyazda bulunmak olmalıdır. Değerli dostlarımız, 21. yüzyılda dünyada ve özellikle Orta Doğu'da ve de bölgemizde yaşanan dram, bütün insanlığı hayal kırıklığına ve üzüntüye boğmuştur. Tam da ülkeler arası sınırlar kalkmaya başlamışken, zengin ülkelerin fakir ülkelere, yoksul insanlara yardımları artmışken, kültür alışverişleri ve ticaret en üst sınıra çıkmışken sevinmiştik, umutlanmıştık, aydınlığa doğru yürüyorduk. Tam da 21. yüzyıla yakışır bir yoldaydık. Fakat birdenbire dünya üzerinde adeta kara bulutlar dolaşmaya başladı. Birileri kötü bir senaryo yazdı ve maalesef Müslüman ülkelerini aktör olarak seçti. Savaş, kan, revan, zulüm, kardeşler birbirini kesiyor, öldürüyor. Bu içler acısı manzaralar içimizi acıtıyor. Yüce Allah'tan dileğimiz odur ki daha fazla uzamadan, büyümeden insanlığı bu felaketten kurtarsın. Bir an önce bu zulmün bitmesi için bu mübarek ayda hepimiz lütfen dua edelim. Mazlumların, evlerinden zorla çıkarılanların, kamplarda, çadırlarda yaşamaya mahkum edilmişlerin Allah yardımcısı olsun. En kısa zamanda onlara da bizler gibi sofraları başında iftarlarını yapmaları ve huzura kavuşmalarını Yüce Allah'tan dilerim.
Sanayici, tüccar ve iş adamları olarak önceliklerinin bölgenin gelişimi için çalışmak, istihdamın kentimizde artmasına yardımcı olmak ve buna rehberlik etmek olduğunu belirten Adliyat Başkanı Şekip Abacı, İskenderun'umuz ve çevresi artık bir mega sanayi bölgesidir dedi. Kıymetli misafirler, bizler sanayici, tüccar ve iş adamları olarak birinci önceliğimiz kentimizin gelişimi için çalışmak, istihdamın kentimizde artmasına yardımcı olmak ve buna rehberlik etmektir. İskenderun'umuzun ve çevresi artık bir mega sanayi şehridir. Bölgesidir. Bugün en büyük demir-çelik sektörü bölgemizde bulunmaktadır. Dolayısıyla bu bölgede üretilen özellikle yassı saç başlı başına bir lokomotif sanayi mamulüdür. Bölgemizdeki filtre ve sanayiyi dünyadaki hemen hemen tüm otomotiv markalarına buradan filtre satmaktadır. Ve artık bir dünya markası olarak tescil edilmişlerdir. Enerji santralleri kurulmaktadır ve daha birkaç önemli sektör bölgemizde faaliyet göstermektedir. İmalat yapmaktadır. Bu ve buna benzer üretimlerin bölgemizde olması bizi bir mega sanayi kenti yapmaya bence yeterli tanımlardır. Fakat bunları yeterli bulmamalıyız. Bununla iktifa etmemeliyiz. Değerli dostlarım, burada parlamenterlerimize, kamu ve yerel yöneticilerimize iş düşmektedir. İskenderun ve çevresine daha fazla yatırım yapılması konusunda çabalarını bekliyoruz. Eminim gayret harcıyorlardır ama biraz daha gayret göstermelerini rica ediyoruz. Ekonominin lokomotifi olan otomotiv üreticilerinin dikkatini bu bölgeye çekmeleri ve burada bir yatırım yapmaları için teşvik etmeleri gerekmektedir. Bir otomotiv sanayinin memleketimize geldiğini düşünün. Yapacağı olumlu etkiyi düşünün. Onlarca, yüzlerce otomotiv yan sanayi fabrikaları ve onların istihdama yapacakları katkı inanılmaz boyuttadır. Sevgili dostlar, bir otomobil ortalama 10 bin parçadan oluşmaktadır. Bu parçaların bir kısmı az önce sözünü ettiğim yan sanayi testlerinde üretilmektedir. Buna bir de beyaz eşya üretiminin bölgemizde yapılacağını düşünecek olursak, bölge ekonomisinde nasıl bir canlılık yaratacağı ve aynı şekilde istihdama nasıl bir katkı sağlayacağı hepiniz tarafından tahmin edilebilir. Sadece bu iki sektörde bölgenin kazanacağı dinamizmi hayal bile edemiyorum. Bölgemiz coğrafi yapısı itibarıyla limanı, demiryolu, hava yolu, kara ve deniz nakliyatı ile lojistiği en kolay bölgelerden bir tanesidir. Ve Orta Doğu'ya açılan en büyük kapıdır. Yukarıda saydığım bu özellikleri birleştirecek olursak, bölgemizin geleceğinin önünün ne kadar açık olduğunu açık bir şekilde görebiliriz. İşte bizler ve bizim gibi olan sivil toplum örgütleri, bunların gerçekleşmesi için güçlü olmak zorundadır. Her sorumlu kişinin kendi ilgi alanında olan bir sivil toplum örgütüne üye olması, ülke ve toplum yararına olan menfaatlerde söz sahibi olması gereklidir. Bu gelişmiş ülkelerde böyledir, biz de böyle olmak zorundayız. Bakınız Saf suresi 4. ayetinde Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever. O zaman gelin memleketimizin ve ülkemizin kalkınması için, işsizliği azaltmak için, birlik beraberliğimizin güçlenmesi için, kardeşliğimiz için, dünyada örnek bir toplum ve örnek bir kent olmak için, hangi din, dil, ırk, renk, inanç ve mezhepten olursanız olun, gelin, gelin ki Allah'ın rızasını birlikte kazanalım. Sözlerime burada son verirken, mübarek Ramazan ayının bu gecesinde iftar sofralarımızı şereflendiren, dualarımıza aminleriyle iştirak eden siz değerli dostlarımıza katılımlarınızdan dolayı Adliyat Yönetim Kurulu ve onursal başkanımız Şahap Yılmaz Beyefendi ve şahsım adına Ramazan şeriflerinizi tebrik eder,
Yüce Allah'ın bizleri Kadir Gecesi ve bayrama ulaştırmasını diler. Hepinize şükranlarımı ve saygılarımı sunarım.